Arkadaşlar, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte birçok Türk İslam Devleti kurduğunu biliyoruz. Bu Türk İslam Devletleri arasında Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Tolunoğulları, Akşitler, Eyyubiler, Memlükler gibi birçok Türk Devleti var. Dolayısıyla bu Türk Devletleri'nin siyasi faaliyetlerinin dışında bir de oluşturdukları kültür ve medeniyet kısmı var. Dolayısıyla bu Türk İslam kültür ve medeniyeti kısmında Türklerin, İslamiyet sonrası Türklerin yani Türk İslam Devletleri'nin devlet teşkilatı, ordu yapıları, hukuk anlayışları, ekonomik hayatları ve kültür ve sanat yapılarını inceleyeceğiz. Türk İslam Devletleri'nde devlet yönetimine bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar Türk İslam Devletleri tarihteki diğer dönemlerdeki bütün Türk Devletleri gibi monarşiye dayalı olarak yönetilirler. Yani hükümdar devletin tek hakimidir. Tek kişinin iradesine dayalıdır yönetim. O yüzden Türk Devletleri'nde yönetim şekli monarşiye dayalı olmuş Türk İslam tarihinde. Bu anlamda hükümdarın yani sultanın sembolleri var. Hükümdarlık sembolleri var. Bu hükümdarlık sembolleri arasında taht, taç, ünvan, para, nevbet adı verilen büyük davullar, tu adı verilen sancaklar, hutbe, saltanat şemsiyesi dediğimiz çetr, halifenin gönderdiği arkası ayet ve hadis işlemeli hilat yani sultanlık giysisi, bunun dışında asa ve halifenin gönderdiği menşur adı verilen yazılı belgedir. Özellikle Büyük Selçuklu Devleti'nde sultanlar hükümdar olduktan sonra mutlaka halifeden menşur yani onay almak zorundadırlar. Halifenin gönderdiği onayı belirleyen yazılı belge de hükümdarlık sembolleri arasındadır. Bunun dışında Türk İslam Devletleri'nde hükümdarlar genellikle sultanlık ünvanını almışlar ve genellikle sultanlara Sultanül Azam adı verilmektedir. Ancak Karahanlı hükümdarları Orta Asya'dan gelen Türk geleneklerini devam ettirmişler ve sultan ünvanını kullanmamışlardır. Arkadaşlar bu Karahanlıların önemli özelliklerinden birisidir. Karahanlılar Türk İslam Devleti olmasına rağmen yani İslamiyet'i benimseyen bir Türk devleti olmasına rağmen devlet yönetiminde eski Türk geleneklerini devam ettirmişler ve özellikle Kaan gibi, Hakan gibi, Han gibi eski Türk ünvanlarını kullanmışlar. Ve biliyoruz ki zaten sultanlık ünvanı ilk kez Gaznelilerle birlikte başlıyor. Bunu Türk tarihinde ilk kullanan Türk hükümdarı Gazneli Mahmut olmuş. Bunun dışında devlet yönetiminde veraset anlayışı kut anlayışına dayalıdır. Kut anlayışı dediğimiz anlayış ülkeyi yönetme yetkisinin Tanrı tarafından hükümdara verilmesidir. Yani bir anlamda ülke hanedanın ortak malı anlayışı hala devam ettirilmektedir. Yani İslamiyet öncesi Türk devletleri de bu anlayışla yönetiliyordu. Türk İslam devletleri de yine devlet hanedanın ortak malı anlayışına göre yönetilir. Ancak bir tek arkadaşlar Memlük devleti diğer Türk devletlerinden farklı olarak veraset uygulamışlar. Memlük devletlerinde ülke hanedanın ortak malı değildir. Memlük'te güçlü olan komutan ya da güçlü olan emir devleti yönetme hakkına sahiptir. O yüzden Memlükleri burada biraz ayırmak gerekiyor. Devlet meseleleri divanı saltanatta görüşülür. Ancak divanı saltanata bağlı diğer divanlar da bulunmakta. Yani her divanın ayrı görevi bulunmaktadır. Divanı saltanata bağlı divanlardan birisi Niyabeti Saltanat Divanı'dır. Arkadaşlar Niyabeti Saltanat Divanı hükümdar olmadığında devlet işlerinin yürütüldüğü divandır. Bu divanın başkanına naip adı verilir. Bunun dışında bir başka alt divan divanı istifadır. Divanı istifanın görev alanı maliyedir. Yani mali işlere bakar ve başkanına müstevfi adı verilir. Divan-ı İşraf, mali ve idari işleri denetleyen teftiş divanıdır. Başkanına müşrif adı verilir. Divan-ı Tura ya da Divan-ı İnşa da denilir bu divana. İç ve dış yazışmaları yapar. Başkanına münşi ya da turayi adı verilir. Bir başka divan, Divan-ı Arz'dır. Divan-ı Arz'da askeri işler görülür. Orduyla ilgili olan divandır yani. Başkanına emri arz adı verilir. Ve bir başka divan da Divan-ı Pervane'dir. Özellikle Türk İslam Devletleri'nde ikta sisteminin yaygın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla iktaların, ikta topraklarının dağıtılmasından sorumludur. Başkanına da pervaneci adı verilmektedir. Bunun dışında bir başka divan Divan-ı Mezalim yani ağır suçların görüşüldüğü divandır. Bir başka divan ise Divan-ı Berit yani posta ve haberleşmeden sorumlu divandır. Bunun dışında arkadaşlar devlet yönetimi içerisinde görevlilere baktığımızda görevlilerden biri sultanın dışında meliktir. Melik sultanın erkek çocuklarına verilen isimdir. Yani İslamiyet öncesi Türk devletlerinde tigin, Osmanlı devletinde şehzadenin karşılığıdır melik. Dolayısıyla biz meliklerin sancaklara gönderilip devlet yönetimi için tecrübe kazandırıldığını biliyoruz. Melikler sultanların erkek çocuklarıdır. Hemen altında Atabey şehzadeleri yetiştiren eğitmenler olduğunu söyledik. Bunun dışında Şığne Türk İslam devletlerinde askeri vali olarak görev yapar. Muhtesip belediye işlerine bakan görevlidir.
Ve kadıda özellikle taşrada adalet işlerinden sorumlu hakim olarak, yargıç olarak görev yapar. Kadının yetki alanı davalara bakar ve bunun İslam hukukuna uygun olup olmadığını şer'i hukuku uygulayan kişidir aynı zamanda.